Evet arkadaşlar, ağırlık merkezi sorularıyla beraberiz. 12 tane soru çözeceğim size. Bunlar bizim sorularımız. Sonuç olarak M şeklinde kıvrılmış, bacakları açık bir tel var. Ağırlık merkezi noktamız nedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar, şu parçayı bir birim, bunu da şöyle 4 ayrı parça olarak değerlendirdiğimde şöyle bir 2G diyorum buraya. Buna da 2G diyorum arkadaşlar. Buna da 2G diyorum aşağıya doğru. Buna da 2G diyorum. Arkadaşlar sağdaki iki parçayı T noktasından aşağıya doğru ağırlık merkezi 4G şeklinde. Soldaki iki parçayı ağırlık merkezi şu noktadan itibaren aşağıya doğru 4G şeklinde. Olursa aralarındaki mesafe nedir? 1, 2, 3, 4 birim. O zaman Y noktasından aşağıya doğru şöyle, tabii ki kaç G ağırlığındadır ağırlık merkezi o sorulmuyor. Sadece nokta olarak soruluyor. Dolayısıyla B şıkkı olduğu görülmekte. Şimdi hemen ikinci soruya geçebiliriz. Evet, bu soruda sağdaki iki kareden başlayacağım arkadaşlar. Şu iki kareden başlayacağım. Bunların her biri iki birim kare olursa N noktasından aşağıya doğru şöyle 4G diyebilirim. 2 birim kare, 2 birim kare, 4 birim kareden 4G dedim. Bu cismin baklava şeklinde olan cismin yüzey alanına da 4 birim kare dersem aşağıya doğru ne olacak? Bu da 4G ağırlığında bir cisim olarak bunu değerlendirebiliriz. O halde iki tane 4G'nin arasındaki mesafe nedir? 1, 2, 3 birimdir. Dolayısıyla tam orta noktası LM'nin orta noktası olacak ve C şıkkı doğru cevabımız olacak arkadaşlar. Hemen 3. soruya geçebiliriz. Evet arkadaşlar, bu soruda ağırlık merkezi gene tabii ki sorulmakta. Sistemin ağırlık merkezi nedir diye nasıl hesaplayacağız? Şöyle hesaplayacağız arkadaşlar. M ile 5M'nin arasındaki mesafe ne kadardır? Toplam 6 birimdir arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birimdir. O halde 6M'lik bir ağırlık merkezi noktası aşağıya doğru şöyle 1'e 5 şeklinde aşağıdan doğru, N noktasından doğru aşağıya doğru şöyle bir 6M diye yazıyorum şuraya. Evet, O2 noktasından aşağıya doğru da 3M diye yazmaktayım. 3M'ye 6M dediğim zaman her ikisi N noktası olacaktır. Orta noktası M ise MN arasında, yani 6M'ye yakın bir nokta olacaktır. Dolayısıyla MN arasında 3 numaralı sorunun A şıkkı doğru cevap olacaktır arkadaşlar. MN arası ağırlık merkezi noktasıdır. Bir sonraki soruya artık geçebiliriz. Evet arkadaşlar, bu soruyu şöyle çözeceğim. Şöyle diyorum, GX burası. Burasına da GY diyorum. Bakın mesafeler ne kadar? 1'e 3 şeklinde arkadaşlar. Ağırlık merkezi düşey ipin doğrultusundan geçmektedir. 1'e 3 ise arkadaşlar şöyle bir eşitlik yapabileceğiz. Yani GY eşittir 3GX diyebiliriz. Çünkü bu noktaya göre tork aldığımız zaman GY eşittir 3GX şeklinde bir ifade çıkmakta. Şimdi ikinci şekilde ise ağırlık merkezi tam orta noktada olduğuna göre şu noktayı ağırlık merkezi olarak kabul edebiliriz. Çünkü X'in ve Z'nin ağırlık merkezi noktalarını birleştiren doğru üzeri de tam bu noktada. Dolayısıyla GX eşittir GZ de diyebiliyoruz. Yani GX eşittir GZ ise GY eşittir aynı zamanda 3GZ şeklinde ifadeyi rahatlıkla yazabiliriz. Şimdi Y ile Z'yi birleştirmişler arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 birim olduğuna göre Y'nin ağırlık merkezi K noktası, Z'nin ağırlık merkezi P noktası. Buraya GZ, buraya da GY dedim. 1'e 3 ise ağırlıkları arkadaşlar. Yani burası 1 ise GY eşittir. Yani 3G ise burası 3G, burası da G ise sonuç olarak arkadaşlar hangi nokta olacaktır?
L noktası ağırlık merkezi noktası olarak şöyle aşağıya 4G yapacaktır. Çünkü neden? G çarpı 3 birim, 3G çarpı 1 birim tam L noktasına denk gelmektedir. Yanıtımız D şıkkıdır. Hemen 5. soruya geçebiliriz. Evet, 5. sorudayız arkadaşlar. P ile 3P'yi dikkate alacağım. P ile 3P, 4P olarak hangi noktada olacaktır arkadaşlar? Arası 4 birim olduğuna göre 1, 2, 3, 4. Yani şu nokta 1'e 3 şeklinde olacağı için şöyle aşağıya doğru 4P şeklinde diyebiliriz. Evet arkadaşlar, buradaki 4P ile buradaki 4P'yi birleştirdiğim zaman nereden geçecektir? Şöyle uzattığım zaman tam şu noktadan geçecektir. Ben L'den eğer asarsam bu cismimi, yani şu şekilde yukarıya doğru asarsam, yukarı doğru bir iple. Dolayısıyla sağ torkla sol tork birbirine eşit olacağı için bu hat üzerinde tabii ki L noktası değil ama L noktasının doğrultusundan astığımda denge bozulmayacaktır. Dolayısıyla bir denge sağlanacaktır. Yani ne bu tarafa doğru ne de bu tarafa doğru bir hareket yapmayacaktır. L noktası bizim için doğru seçenek olacaktır arkadaşlar. 5 Ceyhan seçeneği. Evet, 6. soruya geçebiliriz. Evet arkadaşlar, düzgün ve türdeş diyor. Düzgün ve türdeş diyorsa ağırlık merkezlerini teker teker işaretlediğimde, yani x'i 3 eşit parçaya böldüğümde bunun x telinin bu şekilde durmaması gerektiğini göreceğiz. Neden? Şöyle bir buraya diyelim ki 2G, buraya da doğru da 2G, buraya da doğru da 2G dediğimiz zaman bu tel ne olacaktır? Bu tarafa doğru bir dönme meydana getirecektir. Yani sağ tork, sol torku bu noktaya göre bir eşitlik sağlanamayacaktır. Dolayısıyla x teli değildir arkadaşlar. Y'ye bakalım. Asılma ipinin hizasındakini dikkate almayalım. Bunun yarattığıyla buradaki yatay tellerin yarattığı torklar eşit olacağı için dengede kalacaktır. Z'de de bir simetri söz konusudur. Yarattıkları torklar burada bir kütle merkezi, burada bir kütle merkezi. Tüm sistemleri ayrı ayrı beraber bağımsız olarak değerlendirdiğimiz zaman sağ tork sol torka eşit olacaktır. Bununla bu birbirlerine eşit oldukları için, yani bir eşitlik yazabiliriz. Dolayısıyla Y ve Z eşit olacak. E şıkkı doğru cevaptır arkadaşlar. Hemen Y'ye 7. soruya geçebiliriz. Evet arkadaşlar, bu soruda ise 5 tane üçgen görüyorsunuz. Ben ilk önce N ve L'yi hesaplayarak başlayacağım. İkisinin ağırlık merkezi N ve L'nin bu nokta. Buna ben 2G diyebilirim. K'yı iki farklı parça olarak düşündüğüm zaman tam şu orta noktada 2G olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu M ise şöyle bir karşı kenara dikme indirdiğimiz zaman bu hat üzerinde 1'e 2 oranında olacağı için şurası ne diyebiliriz? G olarak değerlendirebiliriz. Bu hattı şöyle ta şeye doğru buradaki büyük kareye doğru çizersek G ile 2G'nin arasındaki mesafe ne olacaktır arkadaşlar? Şuraya 3 birim dersek, buraya da 2 birim dersek, toplam buraya 2 ve 3 dersek 5 birim arkadaşlar. Yani burada bir N ile L'nin yaratmış olduğu bir 2G var. G ile 2G'nin yaratmış olduğu K üçgenin üzerinde. Dolayısıyla N, L ve diğer tüm sistemlerin yaratmış olduğu, yaratacağı ağırlık merkezi K'nın üzerinde olacağı için yanıtımız ne şıkkı olacaktır? E şıkkı olacaktır arkadaşlar. Yani şekli isterseniz bir de şöyle yapalım. Tekrar temizlediğimizde ve devam ettiğimizde hemen çok kısa tekrar gösteriyorum. İlk başta ne yaptık? Şunu yaptık. N ve L'yi böyle ikisini bulduk. Sonra M ile K'yı bulmadan evvel bu ikisini bulduk arkadaşlar. Veya M ile K'yı da tekrar aynı nokta olarak buraya da gene çizebiliriz. Toplam ne olacaktır? Hepsini birden aldığımız zaman buna 4G diyebiliriz.
Bu cisminde ağırlık merkezi bu nokta olacağı için buna da G dediğimiz zaman şu araya ki mesafe 4 birim olacaktır. Yine K'nın üzerinde olduğunu rahatlıkla görebiliriz. E şıkkıydı. Hemen 8. soruya geçebiliriz. Evet, 3 farklı cisim olarak algılayabiliriz arkadaşlar. Burada bir daire var. Burada bir kare, burada da bir dikdörtgen var. Pi 3 olarak alabilmemiz mümkün arkadaşlar. Buraya 3G diyorum. Buraya arkadaşlar 4G diyorum. Buradaki bir büyük dikdörtgene de 8G diyorum. Arkadaşlar 4G ile 8G'yi 12G olarak 8G'ye yakın bir nokta olarak şu noktayı şöyle bir işaretleyeyim isterseniz 12G olarak. Dolayısıyla 8G'yi ve 12G'yi diskalifiye etmiş durumdayım. Bu ikisini birleştiren doğru parçasını şöyle yaptığım zaman M hizasından gelen şu iki parçaya bölmüş oluyor uzunluğu. Sağ taraf 12G arkadaşlar. Sol tarafta 3G olduğuna göre yani asılma noktasının sağ tarafında yani MN arasından bir noktadan eğer asılırsa bu cisim dengede kalacaktır. Çünkü M hizasından gelen ip daire ile diğer iki sistemin yani kare ile dikdörtgenin ağırlık merkezini ikiye bölmektedir. Bu hattın sağ tarafında kalacağı için MN doğru cevaptır. 8 bol şıkkı arkadaşlar. 9. soruya geçebiliriz. Evet arkadaşlar 6 birim ve 4 birimden oluşan öz kütleleri 2D ve D iki tane çubuk var. Hemen sağdaki çubuğu buraya ben 6G olarak yazıyorum arkadaşlar. 6G. Soldaki çubuğu da 4G olarak yazmak isterdim ama 2D olduğu için burayı 8G olarak yazıyorum. 8G ile 6G bir arasında bir hat var arkadaşlar. Tam orta noktası eğer 6G'ye 6G olsaydı olurdu. Dolayısıyla L'nin sol tarafına doğru kayacak. L'nin sol tarafına doğru kayacak tek seçenek de A seçeneği görülmekte. Yani LK arasında bir nokta olarak söyleyebiliriz. Tam olarak da hesaplayabiliriz ama LK arasına denk gelmektedir. İsterseniz siz hesabı yapabilirsiniz. Neden? 1 birim, 2 birim, 3 birim, 4 birim. Bir tarafa x, bir tarafa da 4 eksi x dersiniz. Hesabı yapabilirsiniz. Yani bunu nasıl yapıyoruz? 8g çarpı x diyebiliriz. Eşittir 6g çarpı 4 eksi x'ten. Bunları sadeleştirdiğimiz zaman 8 ile 6'yı da 4'e 3 şeklinde 4x eşittir. 12 eksi 3x şeklinde yaparsak 7x eşittir 12, x eşittir 12 bölü 7 gibi bir değer çıkacak. Ona göre zaten ne olacaktır arkadaşlar? 2'den küçük, 1'den büyük bir değer olduğu için bu araya rahatlıkla geldiğini görebiliyorsunuz. K ile arası doğru cevaptı. Bir sonraki soruya geçebiliriz. Evet arkadaşlar, içi dolu yatık şekilde duran iki tane silindir var. Hemen şöyle hesaplıyorum arkadaşlar. Burada bir taban alanı var. Bu taban alanına ben A diyorum. Buradaki taban alanına ne diyeceğim arkadaşlar? 2R olduğu için 4A diyeceğim. Yani denklemi yazmaya başlıyorum. A çarpı öteki tarafta ne var arkadaşlar? 4A var. Yüksekliğimiz nedir? H'dir. Öteki taraftaki yükseklik de H'dir arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? V'ye 4V şeklinde çıktı. O halde ben bunu V, ötekisine de 4V diyebilirim. Bu arada öz kütlelerini de yazalım. D1. Ötekisine de ne diyeceğiz arkadaşlar? D2. Artık kütleleri bulmuş durumdayız. Tabii G'lerle de çarptığımız zaman ağırlıklarını bulacağız. P noktasından asıldılarsa arkadaşlar, yani şu noktadan asıldıklarında ve dengede kaldıklarına göre o zaman mesafeleri nedir? P noktasına olan mesafeleri H bölü 2'dir. Her iki tarafı H bölü 2 ile çarptığımız zaman torku da bulacağız. Yani sol torkla sağ torkun da birbirine eşit olduğunda D1 ve D2 oranlarını da artık bulabiliriz. H bölü 2'ler gitti.
G'ler gitti, V'ler gitti. Buradan D1 bölü D2'nin 4'e eşit olduğunu rahatlıkla görmekteyiz. D şıkkı doğru cevaptır. Hemen 11. soruya geçebiliriz arkadaşlar. Daha sonraki sorular zorlaşacak arkadaşlar. Böyle bir kolayla başladık. Isınmadır bu. Diğer testlerde de zorlarını göreceksiniz. Evet. Arkadaşlar bu soruda NP parçasını, telinin MN'nin üzerine katlıyoruz. Şöyle üzerine katlanmış bir halini yapalım. Yani üstünde sanki NM parçası varmış gibi. Dolayısıyla şu parçayı artık yok kabul ediyoruz. K'dan M'ye şöyle ben 2G desem bir şey olur mu? Olmaz. Dolayısıyla MN üzerinde ne var? Orada da 2G'lik bir kütle var. Buraya da 2G diyebilirim. Arkadaşlar burası 2 birim. Burası da 1 birim olmak üzere. Yani şöyle oldu. Şöyle 2G. Burada da gene 2G var. Arada kaç birim var arkadaşlar? Şöyle yaptığımız zaman 1'e 2 şeklinde var. Yani toplam 3 birim. Şu nokta hangi nokta arkadaşlar? Bu nokta M noktası. Şu nokta L noktası. Bu noktada M ile N'nin orta noktası değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla 2G'ye 2G olduğu için M'nin sol tarafına doğru gelecek sistemin ağırlık merkezi. Yani M'nin sol tarafı LM arası olacak. Yani yanıtımız C seçeneği olacak arkadaşlar. Bir sonraki soruya artık geçebiliriz. Son sorumuzdur. Evet, son soruyu hemen başlayalım arkadaşlar. X ve Y'nin alanlarına şöyle diyorum arkadaşlar. Buna ben A diyorum. Buna da 4A diyorum. Çünkü dikkat edin, KL eşittir LM, o da eşittir MN dediğimiz zaman A'ya 4A oluyor. Şu şekilde arkadaşlar ağırlık merkezi noktası, bu şekilde de ağırlık merkezi noktası. Tek tek yazalım. A bir tarafta, 4A bir tarafta. Bunları nelerle çarpacağız? DX ile çarpıyorum sol tarafı. Sağ tarafı DY ile çarpıyorum. Sonra her iki tarafı G ile çarpıyorum. Eşitlik var. L noktası olduğuna göre, yani asıldığımızda dengede kalacağı noktasının, yani X'in ağırlık merkezi noktasının sonuçta arkadaşlar bir birimdir mesafesi. Ötekisinin mesafesi de iki birimdir. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yaparsak A'lar gitti, bir G'ler de gitti. DX eşittir 8DY oldu. Rahatlıkla gözükecektir. Yani yanıtımızın E seçeneği olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. DX ve DY özkütleri maddelerden yapılmıştı. Hesaplarken A'ya 4A şeklinde bulduk. Ve ağırlık merkezinin 12. sorunun E şıkkı olduğunu gördük. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hemen hemen her gece gene video çekmeye devam edeceğim. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum.